Seçime 9 gün kaldı. Adaylar il il gezerek miting yapıyor. Yarın yani pazar günü önemli bir buluşma olacak İstanbul'da. AK Parti Büyük İstanbul mitingini Atatürk Havalimanı'nda yapacak. Yüz binlerce kişinin katılacağı miting için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ayağa kalk İstanbul! Sevdalın geldi! Karanlığa bir ışık! Recep Tayyip Erdoğan geldi. 5-6 gündür yoğun bir çalışma var alanda. Teşekkürler İstanbul. Sahne kuruldu, bayraklar sıralandı, dev ekranlar hazırlandı. AK Parti Büyük İstanbul mitingi için hazırlığını tamamladı. Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yüz binler bir araya gelecek. Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Miting için 80 metre uzunluğunda sahne kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gün yüz binlerce kişiye buradan hitap edecek. Ayrıca sahnenin her iki tarafında dev ekran mevcut. İstanbul teşkilatımız her mitingde biraz daha standardı çıtayı yukarı doğru yükseltiyor. Türkiye sana emanet konsepti üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki alanda pazar günü burası bir demokrasi şenliği olacak. Bu alanı 1 milyon aşkın vatandaşlarımızla beraber bu mitingimizi gerçekleştireceğiz. Görsel olarak da muhteşem. İnce detaylarına baktığınız zaman çok iyi. Durmak yok! Ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız? Alanda basın mensupları için platform kuruldu. Yerli ve yabancı yüzlerce gazeteci mitingi takip edecek. 500'ün üzerinde bir akreditasyon vardı. Uluslararası medyadan da yoğun bir talep var. Miting alanında birçok detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından göremeyenler için alanda ses ve görüntü sistemi kuruldu. Ve bunun için onlarca vinç getirildi. Toplamda 8 tane LED ekranımız olacak. Hem su, güneş ihtimaline karşı şapka ve diğer tedbirlerimizi alıyoruz. Sağlık çadırlarımız mevcut. Milyonluk miting gerçekleştirebilmek için 25 bin aracın parklanma alanları, alana ulaştıklarında imkanlarının temin edilmesi üzerine 5-6 gündür yoğun bir çalışma var alanda. Merak edilen bir detay da ulaşımın nasıl sağlanacağı. 39 ilçemizde yaklaşık 25 bin araç buraya ulaşım gerçekleştirecek. Ring araçlarımızla yani 500 otobüsümüzle birlikte alana ulaşma imkanları olacak. Eğer ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhangi bir şekilde bir engelleme yapmazsa metro istasyonunda da Atatürk Havalimanı ve DTM istasyonlarında vatandaşlarımız metroyla da gelebilirler. Onun haricinde Marmara ile Yeşilköy ve Yeşilyurt duraklarında inerek çok rahat bir şekilde gelinebiliyor. Bugün yine muhteşemsin İstanbul. Bugün yine destan yazıyorsun İstanbul. Teşekkürler.